Bugün Berlin'e geldik ve Berlin'de 3 farklı dönerciyi karşılaştıracağız. Sırayı da gördüğünüz gibi bayağı bir sıra var. Bir 10-15 dakika bekleyeceğiz. Mustafa Gemiyüzde Kebap, ikinci olarak Zedit ve son olarak Rüyam'a gideceğiz. Abi içeride Karadeniz müziği çalıyor, inanılmaz. Oğlum çok güzel lan döner ya. Kaç yıldır buradasın abi? Ne olduklarına dair en ufak bir fikrim yok. Abicim neler var içinde? Koyunun memesinden içiyorsun sanki. Benim favorim. Herkese selam, ben Kartal. Bugün Berlin'e geldik ve Berlin'de 3 farklı dönerciyi karşılaştıracağız. İlk olarak Mustafa Gemiyüzde Kebap, ikinci olarak Zedis ve son olarak Rüyam'a gideceğiz. 3 farklı dönerciyi karşılaştıracağız ve hangisi en iyi bakacağız. Abi ilk durağa geldi. İlk durak Mustafa Gemiyüzde Kebap. Sırayı da gördüğünüz gibi bayağı bir sıra var. Bir 10-15 dakika bekleyeceğiz. Galiba gördüğüm üzere tavuk döner var. Tavuğun içine ne koyuyor? Bir sürü koydukları şey var. Ne olduklarına dair en ufak bir fikrim yok. Şimdi bu sıra bittikten sonra içeriklerini çekeceğiz ve neler olduğuna bakacağız. Kaç yıldır buradasın abi? 30 yıl. Vay be. Başka şubesi var mı abi buranın? Bir tane değil mi? Mükemmel. Kaç kilo döner satıyorsunuz abi? 200 kilo. 200 kilo. Abi içinde soğan varmış. Salata. Başka bir salata. Ve acayip soslar falan var. Ve orada da döner. Ta 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 ta. Ve işte böyle bir şey yiyeceğiz abi. O da peynir mi? Limon var. Allah. Şimdi anladım niye bu kadar sıra oldu. Abi içeride Karadeniz müziği çalıyor, inanılmaz. Ustalar da çok sempatik ve ben hayatımda bu kadar dolu bir şey görmedim. Çok dolu ve şu an gördüğünüz gibi ustalar yapıyor. Selen sırada 5 dakikaya yiyeceğiz. Abicim neler var içinde? Soslar var, 3 çeşit. Acı var, sarımsak var, yoğurt sos var. Tamam. Ha, üçünden bir tanesi mi oluyor? Hepsinden atabilirim. Tamam, hepsinden at abi. Sürprizli olsun. Tamam. Soğan yemeyip sarımsaklı sos yememiz de. Kaç gram koyuyorsunuz abi ortalama? Vallahi bizde gram yok ya. Biz... Bol. Bol ya. Yani. Biz bol kendimiz. Bizimkiler var ya gramajla böyle. Yok Türkiye'de ya. Böyle şeyle koyuyorlar. Yok yok bizde. Taneyle koyuyorlar. Yok bizde yedin mi doyacaksın ya. Patron şey, zengin. Ha, değil mi? Bol, gönlü bol. Aynen, millet bekliyor, yesin diyor, doysun diyor. Yani. Aynen, mükemmel. Bu bir tanesi. Evet. Ne kadar ben ödeyeyim? Şunu bir Selen'i... Selen'ime vereyim. Selen'in. Ayranlarınız benden olsun. Eyvallah abim. 15.50. 15.50. Şöyle vereyim abi. Sağ olun. Beşte bile. Teşekkürler. Gidiyor, teşekkürler. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Abi şu gördüğünüz, dur Allah tutamıyorum, 7 euro 10 cent şöyle. İçindeki gramajı bilmiyorlar, merak ediyorum. Şimdi deneyeceğim. Ayranı da hediye etti 7 gün diye. Ben Türkiye'de hiç böyle bir ayran görmedim. Gördüyseniz yorumlara yazın. Şunu da tatmadan önce şu aşağıya bir abone olursanız çok sevinirim. Almanya'da gitmemi istediğimiz yerler varsa da biz bu videoyu koyduğumuzda belki Almanya'ya tekrar gideriz. Yine onları da yaparız. İlk önce Mustafa'mın dönerini deniyorum. Oğlum bu ne lan? İçine bakar mısın? Bu ne? Adam yarım kilo döner koymuş oğlum. 7 birim paraya şu kadar döner yemek başarılı. Ya gerçekten yani Türkiye'de yemedim ben böyle çok karman çorman. İçinde her şey var. 3 farklı sos dedi, sarımsak sos falan dedi. Daha onlara ulaşamadım bile. Bir tane daha soruyorum. Ooo Selen! Çok iyi. Soslar çok acayip. Bambaşka bir boyuta getirmiş abi. Ekmek nasıl hocam? Sıcak ekmek. Bayağı yumuşak. Ve ayranı tadına bakayım. Ha tosttan mı?
Acayip garip ayranı da. Aa! Garip derken? Tadı böyle koyunun memesinden içiyorsun sanki. Böyle çok yoğun yoğun ayran. Ama o yani şu acayip geldi. Bu bana biraz abartı geldi. Bunu nasıl ben hadi ben bunu yerim de böyle Selen sen bunun hepsini bitirebilir misin? Hayır canım üçte birini falan. Nasıl bu arada Selen de bu ilk ısırığını aldı? Bayağı iyi. Değil mi? Çok acayip soslar ya. Ya gerçekten hani sarımsaklı sos falan Türkiye'de yedik de bir tuhaf yani. Sarımsağı bile bu Almanların tuhaf. Çok beğendim. Şimdi bunu yedikten sonra diğer dönerciye gidiyoruz. Adını unuttum. Selen neydi? Selen de unuttu. Neyse. Şimdi ikinci durağa geldik abi. İkinci durağımız adı Zedi's. Burası İstanbul'un Nişantaşı gibi bir yeri. Biraz daha elit bir yeriymiş. Böyle daha sosyetik bir yer ama buradaki Zedi's'deki bir adam çok meşhurmuş. Bu adam da içeride şimdi. Burada galiba et döner dahi bir de ekmekleri buranın bir acayipmiş. Şimdi onları deneyeceğiz. Hadi içeri gidiyoruz. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face. Abi dönere makine yapmışlar baksana. Kendi yani makineyle döner keseni gördüm de bu elektronik patır kütür kesiyorlar çok acayip. Enteresan. Buradaki içerikler daha farklı galiba. Burada soslar daha fazla. Onlara bakacağız şimdi. Bak oradayım bak ekmek bir tuhaf ya. Aa burada soslar var. Bak ne sos, kroater sos ne bilmiyorum. Sour cream var, ekşi krema. Curry sos. Tatlı sos. Diğerleri Klorlentiden yazıyor onları bilmiyorum. Şimdi soracağım. Ayranlarını da kendi yapıyorlarmış. Ayranı da bakacağız. Zedi's ayran diyor. Bunu da merak ediyorum. Şimdi soracağım. Fiyatını da biliyorum. Fiyatını da soracağım. Hoş geldin. Sefa getirdiniz. Hoş bulduk. Türkiye neresinden geliyorsun? İstanbul. İstanbul. Hoş geldin. Hoş bulduk. Burası abi. Da küçük İstanbul. Aynen. Yani. Belli zaten yani. Geldin abi. Evet. Şimdi bu üçünü aldık. Bir de iki tane de döner alacağız. İki tane de döner alacağız. Şimdi bizde kıyma karışımı. Bu da tavuk olan. Süper. O zaman biz bir et, bir tavuk alalım o zaman tamam. İkisine deniyor. Şimdi ekmeklerimiz de biraz başka. Kepekli de var, bir de normal olan da var. Birini kepekli, birini normal alalım ikisine deniyor. İkisini birden alalım. Soslardan hepsini mi koyuyorsunuz yoksa biz mi seçiyoruz? Sosları siz seçiyorsunuz. Tamam. Burada değil, sizler bu tarafa geçtiğinizde süper. Sizlere güzel bir tamam. Şey alacağız. Tamam. Ben alacağız, sizlerden seçeceksiniz. Tamam, süper. Tamam. Ne kadar oluyor? İki şey, iki tane döner. Ya olur mu öyle şey ya? Niye lan? Aa saçmalama öyle şey mi olur lütfen. Ya sonra abla dalacak. Yok dalmaz valla abi lütfen abi. Görüyor musun parayı reddettiler bize. Şimdi bu ayranı merak ediyorum ama ayrana bakacağım. Bir de 275 numarayı Türkçe seslenceklermiş. İşte Türk'ün gücü. Bir bakayım şunu tadına. Ha bu bizim ayranları daha çok benziyor. Mustafa'daki daha böyle alevli koyun memesi encikliyor gibiydi. Bu bizim ayranları bir tık andırıyor. Fena değil. Şimdi sıra bekliyoruz. Bakalım ne gelecek. Şimdi bu etli olan. Burada ya bak bu en azından kapanıyor. Yani daha yenilebilir. Bunu deneyeceğim. Sonra Selen'in elinde de ne var Selen'cim? Tavuklu. Oo. Oğlum bu sosları nasıl güzel yapıyorlar böyle. Türkiye'de yok böyle acayip soslar. Ha. Çok iyi. Ben yine ekmeği soracağım. Aynı kalitede. İkisinin ekmeği de çok güzel. Bu normal ekmek. Şimdi bir kepekli ekmek var. Bu galiba şey değil mi? Bu et, o tavuk. Dur Selen onu da ver. Karışıkmış galiba bu. Karışık mı? Emin misin? Hayır oğlum bu tavuk emin ya. Emin değilim ben. Karışık mı koydun? Şimdi bir de tavuğa bakıyoruz. Hayır Allah. Selen soğan var. Ben yemem. Ay bu bir tık daha acı. Onda acı yoktu. Bu çok acı. Bu da oğlum çok güzel lan dönerler. Harbi güzelmiş dönerler. Şöyle söyleyeyim. Mesela Selen sevmiyormuş. Ben böyle kaşık kaşık döner çok seviyorum. Selen böyle daha sade seviyormuş abi. Ben her şeyi koysun içine. 66 tane farklı sos konsun. Tadı güzelse yiyorum. Ama Selen ve Yasin Beyefendi ve Selen Hazretleri içinde böyle karışık karışık şeyler olmasını sevmiyormuş. Ama ben böyle çok seviyorum abi. Ve ekmek
İkisi de çok güzel. Böyle kepek ekmeğini böyle daha tatsız gibi düşünme. Gayet iyiydi ekmeği. Ama ben beyaz ekmek ve burada şeyi daha çok beğendim. Beyaz ekmek ve tavuk değil de normal döneri daha çok beğendim. Ama abi içine baksana ya. Ben böyle bir şey görmedim yani. Çok fazla lan. Şimdi bunları değdik. Çok bir şey söylemeyeceğim. Üçüncü durak Rüyam. Mustafa, Zediz ve Rüyam. Büyük kapışma. Şimdi Zediz'e de geldik. Sonra Rüyam'a gidiyoruz ve en iyisini seçiyoruz. Ben bunu gömüyorum. Birazdan Rüyam'dayız. Ve son durağa geldik. Benim döner yemekten anam ağladı ama yine de çok merak ediyorum. Son durak Rüyam. Burası da büyük ihtimalle bir Türk'ün. Burada ne farklılıklar hiçbir fikrim yok. Şimdi ne yedik? Mustafa yedik, Zediz yedik ve son olarak Rüyam. Bu üçü Almanya'nın en popi dönercileriymiş abi. Şimdi son olarak burayı diyeceğim, size göstereceğim ve en iyisi hangisiymiş ona bakacağız. Şimdi içeri giriyoruz. Ooo bak burada da hemen hemen benzer şeyler var. Bak buradaki peynir başka bir acayip. Soslar biraz ketçapımsı bir şey. Bu ne ya acayip. Şurada inceden bir hardal görüyorum. Daha az sos var. Daha fazla soğanlı muğanlı şeyler var. Şimdi bakacağız. Bak böyle kocaman bir şey geliyor buraya da. Tamam açıcılar. Okay. Okay, doesn't matter. Okay. 870 tuttu. Oğlum, vişneli ayran kimin aklına geldi lan yapmak? Çok merak ettim. Vişneli ayran var, bunu deneyeceğiz. Teşekkür. Bir de burası ucuz lan. Selam, burası ucuz. 8 euro tuttu. Aynen, 8 euro tuttu. Ve son durak. Üzücü. Son dönerimizi yiyoruz. Şaka bir yana çok doydum. Ama bu da çok güzel gözüküyor ve... Mangolu ve kirazlı ayran yapmak gerçekten akıl dolu bir fikir. Tebrik ediyorum. Daha önce gördün mü Selen İstanbul'da? Anca belki şey naneli falan görmüşüm. Ben salatalıklı... Samimi söyleyeyim, salatalıklı görmüşüm, çok hoşuma gitti. Ana renge bak lan, bayağı mango rengi. Şekerli. Oğlum bu ayran değil ya. Oğlum bu hiç ayrana benzemiyor. Selam bir baksana Allah'ını seveyim, mangolu milkshake değil mi bu ya? Dur vişneye bakayım. Ha çok güzel bu arada tadı. Aşırı güzel de, ayran diye de bunu içmezsin ama. Bak bu da kırmızı. Milkshake gibi. Değil mi? Milkshake gibi. Aaa! Vişnenin hastası olurum. Bir kasa alıp eve götürürüm. Şuna bir bak. Şimdi gelelim konumuza. Acı istemedim ama dedi ki bizim acımız özel. Diğer dönercilerin acısına benzemez. Koyayım dedi. Ben de koy dedim. Bunun ekmeğine de bakıyoruz. Abi ekmeklerin hiçbiri kötü değildi. Hepsi çok güzeldi. Zediz'in ekmeği ekstra bir güzeldi. Ama bunlar da gayet iyi. Bu da tavuk. Burada et yok. Sadece Zediz'de et vardı ama Zediz'in tavuğunu da yedik. Şimdi bunun da tavuğuna bakıyorum. Yiyorum. Ulaşamadım daha. Dur bakayım. Hiçbiri kötü değil. Bu son durak olduğu için Selen burada yorumlarımızı yapalım mı be? Bir soru sorayım. Sor. Yorumun içinde cevaplayabilirsin. Tamam. Türkiye'deki dönerlerden farkı nedir? Hangisi daha güzeldir? Çok olması. Ben bunları çok daha çok sevdim ama mesela sen bunları sevmezsin, İstanbul'dakileri seversin. Niye? Ben böyle bol malzeme, her şeyden olsun, ondan da olsun, o sostan da olsun. İçinde 3 tane sos var, 6 tane farklı yeşillik var, 7 tane de farklı ekstra bir sürü şey var. Kızartma mızartma bir şeyler var. Yani çok fazla şey var. Ben böyle karışık kuruşuk seviyorum. Ha, etin tadını çok alamıyorsun, yalan yok. Ama genel toplama gelecek olursak, Mustafa benim bir numaram oldu. Neden? Abi eti yumuşacık. Bak bunların eti biraz Türkiye'dekilere benziyor. Zediz de çok güzeldi. Ama onun acısı çok acıymış ya. Ama o az acı dedi ama çok acıydı. Burası da çok güzel ama Mustafa bir bambaşkaydı. Aç olduğum için falan değil abi. O tavuğun yumuşak. Selen sen de yedin. O tavuğun gibi. Tavuk akıyor ya. Bak bunu yerken mesela 4-5 kere 6 kere çiğnedim. Mustafa'yı yiyorsun böyle gidiyor hemen. Luk diye aşağıya gidiyor. Bu da çok iyi.
Zediz de popüler, gayet güzel. Bak ekmekte Zediz derim. Ekmekte Zediz alır. Bir de onun mekanı da çok tatlı. Evet, mekanı da çok güzel. Orası biraz daha böyle ne diyeyim, evrim geçirmiş dönerci gibi. Yani bir üst title. Yeni nesil. Yeni nesil. Yeni nesil kahvecilerden sonra yeni nesil dönerciler. Yeni nesil dönerci gibiydi. Burası ikisinin de ortası ya. Bak bunun ekmeği de güzel. İçindekilerde de hiçbir sıkıntı yok. Her şey çok güzel. Ama Mustafa Bibi acayip. Zaten tek şubesi varmış. Onun dışında hiçbir yeri yokmuş. Benim favorim Mustafa oldu. Mustafa aferin lan. Helal olsun sana. Bu haftalık bizden bu kadar. Ya bir de Selen şuraya bir Instagram'ımı koy da benim. Instagram'da çok az takipçim var. O Instagram'a da böyle izleyenler Instagram'a takip ederse çok sevinirim. Haftaya neler yapabileceğimizi yorumlara yazın. Like atarsanız da şahanesiniz. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya bambaşka bir videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizimle bir şey var mı? Neydi diğerinin adı ya Selen? Var mı ablaca? Dur şu ses gitsin. Gösterin kızım. Yasin niye sessiz konuşuyorsun?